Evet arkadaşlar, Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomda sizlerle birlikte bugün kısa bir çalışma yapacağım. Kız bebeklerimiz için 0-3 aylık kız bebeklerimiz için görmüş olduğunuz gibi bandana çalışması yapacağız. Bakın, ipim bu şekilde. Bebe ipi kullandım. Bebe iplerini tercih edip veya koton ipleri de tercih edebilirsiniz. Ona göre alıp ipinizi başlayabilirsiniz. Veya takım olarak yapan arkadaşlarım hangi ipi kullanıyorsa, elbise yapan arkadaşlarım elbise ipine göre veya patik ipine göre iplerini tercih edebilirler. Burada önemli olan bebek baş çevresinin kaç santim olduğu ve kaç zincir çekeceğimiz ona göre. Uzunluğunu ayarlamamız bizim için daha önemli ve ipimizin esnek olması. Evet arkadaşlar, bu şekilde bebe iplerini alıp başlayabilirsiniz. İpimizin kalınlığına göre de tığımızı ayarlamayı tabii ki de unutmuyoruz. Ben 3 milim metre tığıyla bakın bu şekilde bandana çalışmasına başlayıp bitirdim. Bebek baş çevrelerinde sizler için araştırdım. Açıklama kısmında not olarak bırakıyorum dediğim gibi. Oradan kaç aylık yapmak istiyorsanız santimini ayarlayıp başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdiden yapanların ellerine sağlık. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ben yeni doğan çalışması yapacağım için 0-3 aylıkta 0-3 aylık 36 santim 40 santim arası. Ben 36 santim olacak şekilde zincirimi çekeceğim. Bakın bu şekilde ipimi getirdim. Yeni doğan bebek bandanası yapacağım için 36 santim olacak şekilde dediğim gibi zincirimi çekiyorum. Şu an tam yerleştirdiğimde. Hafif böyle süneceği için. İpim hafif böyle esnek olduğundan dolayı bakın çektirdiğimde tam 37 santim bile oluyor. Benim 0-3 aylık çalışmamda zaten 36-40 santim arası 70 zincir çekeceğim hanımlar, ben 36 santimde kalıyor. Daha fazla çektirirseniz 37 santim de santime gelebiliyor. Şimdi 70 tane zincir çektim. Artı 3 zincir daha, 1 2, 3 zincir daha çektim. Tığımın başını doladım. Bakın 1, 2, 3 zinciri atlayıp 70. zincirin içerisine bu şekilde geçerek ikili trabzan yaptım. Bütün zincirlerin içerisine ikili trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar, başlangıca kadar yani bütün zincirlerin içerisine ikili trabzanlarımı yerleştirdim. Bu şekilde ölçtüğümde toplamda bakın 35 santim oluyor. 35 santim bakın. Bandana biraz esnek olacağından dolayı hafif çektiğimizde 38 santime kadar gidebiliyor. 36 santim, 37, 38 en fazla 38'de kalıyor. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yerleştirdik. Birlikte devam edelim. Buradan bakın bu şekilde tutarak İlk başta bulunan yuvanın içerisine geçerek ip kaydırma tekniğini kullandım ve sıramı sabitledim. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 tane zincirden sonra tığımın başını doladım. Hemen bakın sıramı sabitlediğim yuvanın altındaki ikili trabzan değil, hemen bir sonraki yuvanın altındaki İkili trabzana gelerek bakın belinden kavrayarak bu şekilde tığımı geçirdim iç kısma.
Buradan ilmeğimi aldım. Tığımın başına doladım ve ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Bu sefer bir sonraki trabzanın alttaki bulunan trabzanın arkasından geçerek bu şekilde öne geldim. Tığımla bu şekilde tekrardan arkaya doğru manevra yaparak arkada yine bir ikili trabzan oluşturdum. Bu yaptığım benim lastik örgü olarak geçiyor. Bu şekilde bir sonrakini önden ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini belinden kavruyorum bakın. Bu şekilde arkadan alarak tamamladım. Tekrardan bir sonrakini önden tığımın başına her defasında dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlarımı oluşturuyorum. Lastik örgüsü olarak bandanımı oluşturacağım ben. Tekrardan arkadan aldım. Evet, sıramın sonunda, ikinci sıramın sonuna gelene kadar aynı işlemi uygulayacağım hanımlar. Evet, sıramızın sonuna kadar bir arkadan bir önden alarak bu şekilde ikili trabzanlarımı lastik örgümü oluşturdum. Ve sıramın sonunda en sonundakinde bakın önden alarak bu şekilde trabzanımı yerleştirdim. Tekrardan göstereyim sizlere. Birlikte yapalım. En sondaki trabzanımı ön kısımdan tığımı geçirdim ve ikili trabzanımı oluşturdum. Şimdi başta çektiğim bakın 3 tane zincirim var. Buraya hemen ipimi sabitledim bu şekilde. Burada şöyle bir işlem yapacağız. Buradan devam etmeyeceğim ben. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen bakın buradaki şu kısmı hemen sabitleyelim. Kalan ipimle burayı birleştirdikten sonra buradan devam edeceğim. Evet, 4 tane zincir çekip bakalım. 4 zincirimi buradaki kısma sabitledikten sonra alttan devam edeceğim. Aynı sıradan devam etmeyeceğim. Çünkü şurada hoş bir görünüm olmayacak. Hani burada zincir duruyor. Onu yok etmek adına bu yaptığımız işlem daha mantıklı ve bandanımızı daha güzel gösterecektir. Bir, bakın bu şekilde zincirimi hemen çıkartayım, tekrar göstereyim. Herhangi bir yerden şuradaki zinciri arkadan geçirerek buraya sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın bir sonraki sıramda hemen önden aldığım ikili trabzanım görünüyor. Hemen içine geçerek buraya tekrardan öne ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Arkadan tekrardan alarak ikili trabzan. Sıramın üzerinde ne varsa öndekine önden, arkadakinde arkadan ikili trabzan oluşturarak hizasında ne varsa onu uygulayacağız trabzanlarımızda.
Tekrardan önden aldım. Tığımın başını her defasında doluyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 3. sıramı yine tamamladım lastik örgümde. Şimdi tekrardan sıramı sabitleyip 4. sıramla devam edeceğim. En son yine bakın önle başladım, önle bitirdim. Çektiğim 3 zincirin tepesindeki yuvaya geçerek bu şekilde sıramı sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine 4. sıram için devam ediyorum. Bakın ilk sıramın hizasından gelen önde bulunan ikili trabzanı yaptım. Tekrardan arkadan ikili trabzan öne geçerek ikili trabzan, tekrardan arkaya ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bu benim 4. sıram. 6 sıra olacak şekilde ben bandanamı tamamlayacağım. Şimdi yeni doğan yaptığım için 6 sıra benim için ideal. Gözüme iyi görünüyor yani göz kararı olarak. Kaç aylık yapmak istiyorsanız sıranızı ona göre büyütüp küçültebilirsiniz hanımlar. Dördüncü sıramda yine bu şekilde 6 sıra olacak şekilde ben tamamlayıp geliyorum bandanamı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bandanamızın zemin kısmını oluşturduk. Bakın bu şekilde esneyen bir ipimiz açılıyor. Bu şekilde ben bitirdim. 36 santim 0,3 aylık için ben 36-38'e kadar çıkıyor esnediği için. Lastik örgümle bandanamı tamamladım ben. Şimdi çiçek yapım aşamasına geçelim. Beyaz ipimle birlikte bakın elimde bulunan iplerle ben çiçek yapacağım. Bu şekilde renklerimi oluşturdum. İstediğiniz renklerle çiçeklerinizi oluşturabilirsiniz. Zil halkayı yaptıktan sonra buraya sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sihirli halkamın içerisine, pardon, 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine çektiğim 2 zinciri de sayarak 16 tane ikili trabzan yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 tığımın başını doluyorum. Bu şekilde 2 kere çekiyorum. 12 13 14 15 buradaki ipimi halkamı daraltmak için çekiyorum. 16 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra başta çektiğim zincirimi de saydım. Halkamı daralttım. 2 tane çektiğim zincirin tepesindeki yuvaya bu şekilde ip kaydırma tekniğiyle geçtim ve sıramı sabitledim. Evet, şimdi burada hanımlar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın gördüğünüz gibi. 3 tane zincirden sonra bir tane yuva atlayıp ikinci yuvanın içerisine bu şekilde geçerek sık iğneyle sıramı sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yuva atlayıp ikinci yuvanın içerisine geçerek sık iğneyle sıramı sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yuva atladım. İkinci yuvanın içerisine geçtim. Sıramı sabitledim.
1, 2, 3 zincir çektim, bir yuva atladım, sıramı sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir yuva atlayıp ikinci yuvaya sık iğneyle sıranızı sabitleyin. Pardon, zincirinizi sabitleyin. Son olarak bakın burada bir yuva atlayıp bu şekilde zincirlerimizi sabitledik ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluğumuzu oluşturduk zincirlerimizi sabitleyerek. Şimdi bakın burada ilk zincirimi sabitlediğim yuvaya geçerek bu şekilde ip kaydırma tekniğini kullandım. Evet, burada bir tane zincir çektikten sonra ip değişikliğine gideceğim. Hemen ipimi değiştirip evet, her sırada ben renk değiştireceğim. Siz direkt tek renkle de çiçek yapımını halledebilirsiniz. Buraya bakın. Sık iğneyle sabitledim. Şimdi yaprak yapacağız hanımlar. Zincir oluşturduğumuz zincirlerin içerisine yapraklarımızı yapacağız. İlk başta bir sık iğne yaptım. Tığımın başını doladım. Bir tane 3 tane ilmeği birden çekerek yalancı trabzan yaptım. Şimdi tığımın başını doladım. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başını tekrardan doladım. Bir tane yalancı trabzan yaptım. Ve aynı yuvanın içerisine bir tane sık iğne yaptım, kapattım. Şimdi bir sonraki yuvanın içerisine geçtim. Bir tane sık iğne. Tığımın başını doladım. Bir tane yalancı trabzan. Çakma trabzan da deniyor buna. Tığımın başını doladım. 4 tane ikili trabzanımı yine 2 defa da çekerek buraya oluşturacağım. 3 4 Tığımın başını doladım. Bir tane yalancı trabzan ve bir tane sık iğne. Bir sonraki zincirle yine aynı şekilde devam ediyorum. İçerisindeki yuvaya geçtim. Bir tane sık iğne. Tığımın başını doladım. Bir tane yalancı trabzan. Buraya 4 tane olacak şekilde ikili trabzanlarımızı oluşturuyorum. Tekrardan bir tane çakma trabzan ve bir tane sık iğne. Evet, sıramız bu şekilde devam edeceğim sıramın sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane yaprağımız oldu. Burada şimdi en son sık iğnemi yaptıktan sonra ip kaydırma tekniğiyle bu kısma ipimi kaydırdım. Şimdi burada arkadaşlar İpimi değiştirmeden hemen zincir çekeceğim ben. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektikten sonra bakın arka tarafta 2 tane oluşturduğum yaprağın hemen şu kısmında buralara geçerek tam orta kısmına gelecek şekilde 4 tane zincirimi buraya sabitledim.
1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki yaprakların hemen arasındaki bakın şu kısma gelerek yine zincirimi buraya sabitledim sık iğneyle. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrardan bir sonraki yaprakların arasındaki arka tarafta bulunan yere zincirlerimi sabitledim. Zincirimi sabitledikten sonra ipimi değiştireceğim burada. Hemen arkadaki beyaz ipinizi kesebilirsiniz. Sarı ipimle de işim kalmadı. Hemen sarıyı da kestim. Burada yeşil ipimi alıyorum hemen. Evet. Şimdi bakın ilk başta bulunan zincirin içerisine bir tane yeşil ipimle sık iğnemi yerleştirdim. Tekrardan tığımın başını doladım. Yalancı trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Bu sefer 1 2 6 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5 6. Kestiğim iplerimi de içeriden yürüterek bakın temiz bir görünüm vermeye çalışıyorum. 6 tane ikili trabzandan sonra tığımın başına doladım. Bir tane çakma trabzan. Bir tane sık iğne. Bir sonraki zincirin içerisine geçerek yine buraya bir sık iğne. Tığımın başına doladım. Çakma trabzan. 6 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yine bir tane çakma trabzan. Sık iğne. Bir sonraki zincire sık iğne. Sıram hep bu şekilde gidecek. Çakma trabzan. Bir önceki birinci sıramda 4 tane ikili trabzanım vardı. Burada 6 tane ikinci sıramda. 6 tane ikili trabzanım olacak. 3 4 5 ve 6. Yalancı trabzanım ve sık iğnem. Sıra sonuna kadar yine yeşil rengimle bu şekilde giderek yine yapraklarımı oluşturacağım. Evet, bu sıramı da tamamlayıp hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde çiçek çalışmamı yapıp bandana kısmına sabitleyeceğim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben 3 sıra farklı renklerle çiçeğimi oluşturdum. Orta kısmına farklı aksesuar yerleştirebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben yine kahverengi ipimle 8 tane yaprağımı tekrardan oluşturup çiçek yapım aşamasını da sizlerle birlikte bitirmiş olacağım. Hemen tamamlayıp geliyorum. Bakın bu şekilde 3. sıramda kahverengi ipimle giderek sıramı tamamlamış oldum. Yapraklarımı oluşturdum. Dediğim gibi orta kısma dilediğiniz farklı işlemleri uygulayabilirsiniz. Motif veya aksesuar kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaprak çiçek kısmını tamamlamış olduk. 3 farklı renkle 3 sıra giderek. Şimdi bakın bandana kısmıyla şimdi çiçek kısmına nasıl birleştireceğiz. İç kısım bu şekilde görünüyor. Şimdi buradaki iplerinizi güzel bir şekilde
temizleyin. Bu aralardan geçirin. Ben sizlere göstermek adına hemen devam ediyorum. Şimdi bakın, benim arka kasım belli oluyor zaten, birleştirdiğim yer. Hemen onu şöyle tam arkaya getirerek bunu da tam şu kısma sabitleyeceğim ben. Böyle ortalamayacağım. Ortada hoş olmayacak. Tam yanda daha güzel duracak bence. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bakın, göbek kısmından sabitleyerek ben iğnemi aldım bu şekilde. Aynı ipi kullanacağım. Bandanalarınıza bu şekilde sabitleyip görünmeyecek şekilde işleminizi tamamlayabilirsiniz. Evet, sadece dikiş için son işlem kalıyor. Arkada görünmeyecektir zaten. Hızlı bir şekilde sabitleyerek ilerliyorum. Öne geçerek de yapabilirsiniz bu işleminizi. Şu kısımlardan bakın, aralardan geçerek belli olmayacak şekilde ipinizi geçirebilirsiniz. Evet, arka kısmına tekrardan geçtim ve çiçeğimi bu şekilde sabitlemiş oldum, tam köşeye gelecek şekilde. Tamamladık. Şimdi buradaki ipimi aralardan geçirerek birkaç defa artık keseceğim bunu da. Arkada ve önde herhangi bir çirkin görünüm yok. Bakın, dikiş işleminde. Evet, buradaki ipimi de kesip bandanamı bitireceğim. Bakın, bu şekilde şirin bir bandana oldu. Gayet hoş. Elbiselerin üzerine, örgü elbiselerin üzerine, örgü patiklerin üzerine takım olarak yapabileceğiniz basit görünümlü şık duran bandana ya siz de tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bu şekilde bandanamızı oluşturduk. 0-3 aylık yaptım ben. Diğer baş çevreleri için, hani aylıklara göre baş çevrelerini
Açıklama kısmında yer alıyor. Ona göre yapabilirsiniz hanımlar. Açıklama kısmına bakıp veya internetten, hani göremediyseniz de internet üzerinden bebek bahçe çevresi diyerek girip o şekilde araştırıp santimini ayarlayabilirsiniz. Ben sizin için açıklama kısmına not olarak bırakıyorum. Oradan bakıp santimini ayarlayıp bandanınızın yapım aşamasına geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.